Türkiye Futbol Vakfı bu ambargoyu deldi. Nasıl deldi? Görüntüler eşliğinde sevgili Engin Verel, hedef gol yorumcusu artı Türkiye Futbol Vakfı Başkanı olarak anlatsın. Kısa ve öz şekilde programı kapatalım sonra. Valla bilindiği gibi Kıbrıs'ı birçok ülke tanımadığı gibi UEFA ve FIFA da tanımadığından dolayı birçok kulübümüz oraya gitmiyor. Oradaki takımlarla maç yapamıyor. Ama UEFA ve FIFA 16 yaş grup altına karışmadığından dolayı biz de Türkiye Futbol Vakfı adına hem Futbol Federasyonu'yla hem de Kıbrıs Futbol Federasyonu Hasan Sertoğlu'yla beraber oturup konuştuk. Bu köprüyü ben ve Türkiye Futbol Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte bunu nasıl yaparız? Çocuklardan başlarız dedik. Ve Taksim Spor Kulübü'nün hem Türk hem Ermeni hem Rum futbolcudan oluşan Taksim Spor Kulübü'nün U12 ile U14 takımını oraya götürdük. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda orada Kıbrıs karmasıyla maç yaptırdık, maçlar yaptırdık. Çok da güzel diyaloglar oldu. Sevgili Tahsin Ertuğruloğlu Dışişleri Bakanımızla beraber olundu. Ona plaket verdik, öğle yemeği yedik. Akşam yemeğini Hasan Sertoğlu'yla Futbol Federasyonu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle yine de ona orada sol baştaki KKTC Federasyon Başkanı. Orada çocuklara hem kupalarını verdik hem madalyalarını verdik. Bu açıdan çok güzel bir birlik oldu. Futbolun kardeşlik olduğunu, dostluk olduğunu, bugünün küçüklerinin, bu şu andaki federasyon başkanı Hasan Sertoğlu, onun da yardımlarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bizim tabii dostlarımız, yönetim kurulu üyelerimizdeki dostlarımızla da oraya gidip oraya bir çıkarma yapmamız. Yarınlarda bu ambargonun bu gençler tarafından, U12 ve U14 yaşındaki gençler tarafından delindiği belki de tarihe geçecek. Bilmiyorum. Bazı Türkiye'deki bazı kulüplerimiz bazı olayları bilmiyorlar. Halbuki buradan oraya kamp yapma açısından hiç kimse karışamıyor. Buradan oraya kamp yapacak ve Türkiye'den giden takımların kendi aralarında yapacak olduğu maçlara UEFA FIFA karışmıyor. Yani belli zamanlarda Antalya'ya gidilirken Ocak ve Aralık, Ocak, Şubat aylarında da Kıbrıs'a gidilip yeni yapılan statlarda, yeni yapılan tesislerde bana göre çok güzel kamplar ve hazırlık maçları kendi aralarında oynarlar. Bu açıdan yavru vatan Kıbrıs'a da KKTC'de Türkiye Cumhuriyeti'nin hem federasyon basında hem spor bakanı hem de biz Türkiye Futbol Vakfı olarak oraya yatırım yapmamız ve oradaki gençlerle buradaki gençleri bütünleştirme açısından birlik olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu açıdan bu ambargoyu biz deleceğiz. Bakir bir alın olduğu kesin Kıbrıs'ın bu alanda. Bu sayede artık Kıbrıs o malum olayla değil, yani malum o otellerdeki malum olaylarla değil. Artık böyle sporla yani şimdi bir başlangıç oluyor. Yasin, biz sürekli gidiyoruz zaten Kıbrıs'a. Kıbrıs'ta nasıl Ankara, işte Samsun veyahut da Bursa, Türkiye'nin illeri varsa Kıbrıs'ta bizim için aynı. Onlardan bir farkı yok. Orada da dostlarımız var. Aynı şekilde sürekli davet ediliyoruz. İşte ben de 19 Mayıs'ta oradaydım. Doğu Akdeniz, Üniversitesi'nde bir panele katıldım. Yani en az ayda bir kere bir Kıbrıs'ımız var. Ama bu zaten sporla alakalı. Tabii ki oradaki malum olaylarla alakalı değil. Yani baktığımızda Kıbrıs'ın da gelişmeye... Tabii, buradan ben Türk basınını, bakın buradan Türk basınının da bu konuları takip etmesini istiyorum. Yani bu köprüyü kuran Türkiye Futbol Bakanı gündeme getirmesi lazım. Burada amatör kulüplerimiz, üçüncü kulüplerimiz, ikinci kulüplerimiz orada kamp yapıp kendi aralarına turnuvalar yapabilirler. Üniversiteye giden genç kardeşlerimiz var, futbolcular. Onları orada futbol oynatabiliriz. Antrenörlerimiz aynı Kıbrıs vatandaşına geçip orada antrenör yapabilirler. Kıbrıs denildiği zaman insanlar şey zannediyor, yabancı bir ülke zannediyor. Değil, hayır, bu orası öyle. Yavru vatan. Bizim tabii. Kendi ülkemiz yani. Aynen, kendi öyle. Topraklarımız biz yani. Bizim, yani. Kıbrıs, bizim orayı değerlendirmemiz yani. Lazım kesinlikle. Biraz yani bu, biz imal ediyoruz ama bu imallığı artık bırakacağız. Türkiye Futbol Vakfı eşliğinde Futbol Federasyonu Başkanlığımız ve Yönetim Kurulu da bizi destekleyerek artık futbol takımlarımızın da Türkiye içerisinde işte Almanya gidiyorsun Almanya almıyor. Avusturya gidiyorsun Avusturya almıyor. Gitme kardeşim, gitme. Git sen yavru vatanına git. Engin abi normalde orada kamp yapabiliyor mu Türkiye? Niye yapılmasın? Avusturya'ya şimdi şöyle bir şey var. Devriyorsun. Yazın gidilmez. Yasin. Devriyorsun. Kıbrıs Başbakanımız var. Sayın Hüseyin Özgürgün. O da futboldan geldiği için spora çok önem veriyor. Yani bu şimdi yarı sentetik sahalar var ya Kıbrıs'ta da yapılmaya başlandı. Bakın bu saha yeni açıldı. Bu saha Girne'de. Bu saha yeni açıldı. Muhteşem bir saha. Sonuç itibariyle burada bunlar yapıldı. Çok teşekkür ediyorum ben tabii. Bunlar çoğalır. Bu örnekler çoğalır.
Böylelikle teşekkür edelim. Buradan Taksim Spor Kulübü Başkanı, benim yönetim kurulu üyem Garo, eski futbolcu Garo Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma olmuş. Beraber, hem çocuklarımız beraber olduk. Turistik bir seyahat yani yapmışlar. Oradaki çocukların 12 yaş ve 14 yaş grubu eğer görseydiniz sahiden inanılmaz. Hepsinin annesi, babaları, akrabaları gelmiş, dedeleri gelmişler. Abi, bak, ben bir yakınlık olmak lazım. Spor, kardeşlik derken biz bunu kastediyoruz. Yani. Ben okul takımında oynardım ilkokulda. Bırak Kıbrıs'a, Tekirdağ merkezdeki okul maçına giderken sevinçten uçardım. Havalara uçardım. Yani bu çocuklar için çok büyük bir olay bu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Noktaya koyalım. Yasin, bir şeyi söyleyeceğim. Bana da bir mesaj gelmiş. Fatih Vatanspor bayan takımı şampiyon olup birinci lige çıkmış. Onları da tabii başkanları da Suat Özcan ve Fatih Vatanspor bayan kızlarımızı da onları da ben onları şeyine davetine gidemedim abi, Kıbrıs'a gittiğimden dolayı hocam. Yani onları da buradan tebrik edelim. Kutluyoruz. Peki, başka kutlama mesaj varsa alalım. Yavaş yavaş kapatalım. Gökmen abi. Ben de sizleri kutluyorum. Teşekkür ederiz Gökmen abicim. Bu kutlamandan dolayı biz de seni kutluyoruz. Hadi oğlum, 1.5 oldu. Hadi. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz. Ya, yaşlıların uykusu geliyor biliyorsun. Yaşlıların uykusu geliyor. Yok, Gökmen abinin maşallahı var. Yani bu akşam performansı... Çok iyiydi. Ama kim yaptı performansı? Kim hazırladı altyapıyı? Yasin, program arasındaki performansı altyapı daha iyiydi. Altyapıyı kim hazırladı? Ya bir fıkra sevgili izleyiciler. Yani... Reklam arasında, aslında bundan sonra reklam arasını periskoptan canlı yapalım. Evet. Ama biraz daha tabii daha sansürlü konuşmamız lazım. Fıkralarda biraz daha sansür yapmamız lazım. Gökmen abinin komik fıkraları bizi canlandırıyor reklam arasında. Karşınıza daha dinamik çıkıyoruz. Aslında programda da anlatabilir. Tabii biraz daha. Da, tabii. Yani biraz Gökmen daha. Abi, biraz daha anlatır versiyonlarını daha programlara biraz çalışalım. Ben sosyal sigortalıyım. Aman. O zaman şöyle. Peki Bağkur'u kim? Gökmen abi. Şöyle bir şey yapalım mı? Advokat. Haftaya programda reklam arasından önce Gökmen abiyle fıkra köşesi yapalım. Gökmen abi, herkes gülsün fıkralara diyelim. Ama kapatırlar oğlum, yapma. Hafta içinde futbolcular hani son maçta tatil erken gitmek için kırmızı kart görüyor ya. Gökmen abi de program kapansın diye son hafta erken gidelim diye fıkra anlatıp bizi sabote etmesin, yani tehlike cumartesi, var. Cumartesi akşamı bir yere davet edeceğim ama... Program kapandıktan sonra davet edelim. Peki. Bir yere davet edersek herkes oraya. O daveti alalım. Sevgili izleyiciler, kapatıyoruz. Bize hafta boyunca Hedef Gol TV adresinden, Twitter'dan ve Yasin Dalli Twitter adresine ulaşabilirsiniz. Yani. Hepsini değerlendiriyoruz, hepsini okuyoruz. Yoğun bilginiz var. Bu arada Galatasaray taraftarlarının bir paylaşımı şu an dikkatimi çekiyor. Tarihte bugün 23 Mayıs 2015 Dursun Özbek Galatasaray Başkanı oldu. Yastayız diye paylaşımda bulmuşlar. Güzel espri. Işte bak böyle esprilere bayılıyorum, tebrik ediyorum. Galatasaray'a söz veriyorum. Güzel haftaya espriler. Bu imza konusunda çok açıklamalarım olacak. Bunları takip etsinler sosyal medyadan biz diyelim. Hepinize mutlu geceler, mutlu yarınlar diyorum. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize bir kez daha mutlu geceler diliyoruz. Hoşçakalın.